Televizyonda, sosyal medyada ya da bir arkadaş sohbetinde kesin karşınıza çıkmıştır. Büyük ve bir o kadar gizli güçler bazı çok gizli laboratuvarlarda insanlığı yok edecek virüs ve bakteriler üretiyormuş. Bu sayede istedikleri herkesi öldürebileceklermiş. Aslına bakarsanız bu söylentilerin doğru ya da yanlış olmasının pek de bir önemi yok. Çünkü sıradan insanlar olarak hep birlikte yaptığımız biraz da budur. Yani gizli güçler olarak düşündüğümüz bu kişilerden birinin siz olma ihtimali hiç fena değil. Gelin ne demek istediğimizi daha detaylı inceleyelim. Öncelikle unutmayın, insanlar yokken bile bakteriler bu topraklar üzerinde varlıklarını sürdürüyorlardı. Muhtemelen insanlar yok olduktan sonra da bu topraklar üzerinde yaşamaya devam edecekler. Bakterilerin insana bakış açılarını incelediğimizde bir grup bakterinin insanlardan nefret ettiğini ve bunu kanıtlamak için elinden geleni yaptığını görürsünüz. Bir grup bakteri ise açıkçası insanın varlığına pek de aldırmaz, işinde gücünde takılır. Son kalan grup ise insanla olan ilişkilerini geliştirmeye çalışan ve bu doğrultuda sıklıkla insana faydası dokunacak işler yapan bakterilerdir. Peki insanlığın bakterilerle olan savaşı ne zaman başlamıştır? Antibiyotiklerin keşfinden önce çeşitli enfeksiyonlar sonucu görülen ölüm vakaları oldukça fazlaydı. Antibiyotik her ne kadar yakın döneme ait bir buluş gibi gözükse de tarihte birçok uygulama benzer etkiyi yaratmak için kullanılmıştı. Örneğin antik Yunan'da enfeksiyon yaralarının tedavisinde küflü ekmek kullanılırdı. Babilli doktorlar gözleri iyileştirmede ekşimiş süt ve kurbağa safrası karışımından oluşan bir ilaç kullanıyorlardı. Bu konuda verilecek örnekler çok olmakla beraber 1870 yılında bilim insanları küflü ortamlarda başka bakterilerin yetişemediğini tespit etmişlerdi. Ama en önemli keşif 1928 yılında Sir Alexander Fleming tarafından gerçekleştirilmişti. Penicillium notatum adlı küf mantarından elde ettiği penisilin maddesi insanlık tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası olmuştu. Penisilinin keşfinden sonra bakterilere karşı kullanılabilecek başka keşifler de ortaya çıkmıştı ve 1940'lı yıllarda Salmon Waksman adlı bilim insanı bakterileri öldüren maddelerin tümüne birden antibiyotik adını verdi. Böylece insanoğlu bakterilere yeryüzünde var oldukları günden bu yana gördükleri en büyük darbelerden birini vurmuştu. Ama kaçırdığımız önemli bir mesele vardı. Bakteriler asla unutmaz. Bakterilere ait maddelerle bakterileri öldürme fikri her ne kadar ironik olsa da antibiyotikler aslında oldukça işlevseldir. İnsan hücrelerine zarar vermeyip ilgili bakterileri ortadan kaldırmak konusunda oldukça başarılıdırlar ve bunu birkaç şekilde yaparlar. Bazı antibiyotikler doğrudan bakterilerin iç mekanizmasını bozarken bir başka tür antibiyotik bakterilerin büyüme ve çoğalmalarını engeller. Bazı antibiyotikler ise hiç detaylarla uğraşmaz, doğrudan hedef aldığı bakteriyi paramparça eder. Geniş spektrumlu antibiyotikler bu yok etme sırasında birçok suçsuz bakterinin de ortadan kalkmasına neden olacak bir soykırım yaparlar. Ne yazık ki bu soykırım sırasında sadece sizin iyiliğiniz için çalışan birçok faydalı bakteri de ölür. Peki tek tehlike bizim için faydalı olan bakterilerin ölmesi mi? Hayır, aslında daha büyük bir problem söz konusu. Hani bir laf var ya, vurursunuz eyvallah da ölmezsem sıkıntı büyük diye. İşte antibiyotik meselesinde sıkıntının büyük olmasının nedeni tam da bu. Diyelim ki bir grup kötü niyetli bakteri var. Bu bakterilerin üzerinde de X diye zayıf bir bölge bulunsun. Yapılacak şey çok basit. Bilim insanları X bölgesini etkileyecek bir antibiyotik geliştirirler ve bakterilerin büyük bir kısmı ortadan kaldırılır. Ama söz konusu kendi hayatını kurtarmak olduğunda mücadele her yerde aynıdır. Antibiyotik büyük bir kıyım ile bakterileri öldürürken bazı bakteriler meseleye çakar ve hemen zayıf olan X bölgesiyle ilgili gerekli tedbirleri alır ve kendini kurtarır. Böylece hayatta kalan bu bakteri ilgili antibiyotiğe karşı direnç geliştirmiş olur. İşte asıl sorun burada başlar. Bakteriler arasında inanılmaz bir iletişim vardır. Direnç geliştiren bakteriler rastladıkları bakterilere kendilerini hayatta tutan bu özelliği aktarırlar. Böylece normalde sadece X bölgesi üzerinden kolayca öldürebildiğiniz bu bakteri sınıfını artık aynı antibiyotik ile bu kadar kolay öldüremezsiniz. Çünkü buna karşı direnç kazanılmış ve bu direnç diğer bakterilere de geçirilmiştir. Ama bilim insanlarımız çılgın oldukları için bu bakterilerin bir başka zayıf noktasını daha bulurlar. Tahmin edeceğiniz üzere aynı durum tekrarlanır ve bu sefer yeni geliştirilen antibiyotiğe karşı dirençli bakteriler oluşur ve bu özellik hemen diğer bakterilere aktarılır. Yani yapılan her müdahale ileride daha dirençli bakterileri oluşturur. Hani bir söz vardır ya, beni öldürmeyen acı güçlendirir diye. İşte burada yaşanan durum tam da böyle. Özetle insanlık olarak böyle devam edersek nihayetinde karşımızda süper dirençli bakteriler oluşacak ve artık onları öldürmek pek de mümkün olmayacak.
Üstelik bu çok da uzak değil. 2050'lerde süper dirençli bakterilere bağlı ölüm sayısının kanserden kaynaklanan ölüm sayısını geçmesi beklenmekte. Yani daha birkaç yüzyıl önce insanların enfeksiyondan öldüğü o karanlık günler geri geliyor olabilir. Peki bu tehlikeyi gören bilim insanları ne yapıyor? Aslına bakarsanız çok ilginç bir şey yapıyorlar. Bakterilerin en büyük düşmanı olan dünyanın en ölümcül canlısıyla sağlam pazarlıklar yapılıyor. Tahmin edeceğiniz üzere mikroorganizmaların da kendi içlerinde savaşları var ve bakterilerin en büyük düşmanı bakteriyofaj adlı virüslerdir. Bilim insanları tarafından bakteri yiyen olarak adlandırılan bu virüslerin sayısı bakterilerden çok daha fazladır. Peki bu virüslerin bakterilerle derdi ne? Aslında çok basit. Her canlının derdi olan çoğalmak. Bu virüsün çoğalabilmesi için konakçı bir canlıya ihtiyacı var. Önce genetik materyalini bakteri içine gönderir. Sonra bakteri içerisindeki yapıları kendi istekleri doğrultusunda kullanır. Bu sayede bir sürü yeni bakteriyofaj yapar ve bunların sayısı çoğaldığında bakteriyi patlatarak dışarı çıkarlar. Bakteriler için en ölümcül ikinci canlı olan insanın en ölümcül canlı olan bakteriyofajlarla yapmayı düşündüğü işbirliği 2016 yılında hız kazandı. Peki bu bakteriyofajların insana bir zararı olmayacak mı? Aslına bakarsanız bu virüsler bakteriler için o kadar özelleşmişlerdir ki insan hücreleriyle pek de ilgilenmezler. Doğal olarak şu an bizim için zararsız görünmekteler. Yapılan yeni çalışmalar çok dirençli bakterilerin bile bu yolla kolayca ortadan kaldırıldığını göstermekte. Burada asıl soru milyonlarca virüsü vücudumuza enjekte etmek ne derece iyi bir fikir? Bu konuda yapılacak olan yeni çalışmalar ve zaman bize bunu gösterecek ama bana sorarsanız eğer cevabım çok basit. Bakteriler asla unutmaz.